Endişe büyük. Peki başta koronavirüs tüm virüslere karşı ne yapılmalı? Toplu taşıma araçlarına binerken hangi tedbirleri almalı? Merak edilen hayati soruların cevabını işin uzmanları verdi. Korkuyoruz hepimiz, stresliyiz. Korunmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Uykularımız kaçtı. Yani düşünüyoruz buraya da gelir mi diye. Koronavirüs tehdidi yanı başımıza kadar geldi. Haliyle tedirginlik arttı. Türkiye'de bu salgın diğer ülkelerdeki gibi olmaz. Çünkü bizim genetik özelliklerimiz farklı. Kendimi koruma amaçlı takıyorum. Bir kere maske korumaz. Buna gerek yok. Daha kötüsü sürekli maske kullanırsanız maskenin üstünde virüs kolonize olur. Koronavirüse karşı alınması gereken en önemli önlemlerin başında hijyen geliyor ama en az hijyen kadar önemli olan bir şey daha var. O da bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi. Bağışıklığın en kötü olduğu yaşlar 60 yaş üstü. Sigara içen insanlar erkekler kadınlara göre daha yüksek. Özellikle toplu taşıma araçlarında tedirginlik artıyor. Bir yerlere tutamıyoruz. Yani tedirginiz yani bindiğimiz zaman. Mümkün olduğunca hani etrafa dokunmamaya özen gösteriyorum. Metro, metrobüs, otobüs, vapur toplu taşıma araçlarına binmekten korkar olduk ama başka çaremiz yok. Peki toplu taşıma araçlarını kullanırken ya da kullandıktan sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tutma yerleri. Bunlar çok önemli. Buralar herkesin dokunduğu yerler olduğu için virüs ve bakteri açısından en yoğun yerler burasıdır. Onun için bir kere buraları tutarken bunlara tuttuğumuz dikkat etmeliyiz. İndikten sonra da tedbirli olmak gerekiyor. Yıkamamız çok iyi olur. Su ve sabun bulamadık. Ne yapalım? Kolonyayla yıkadım. Kolonyayı üflemiyoruz, uçurmuyoruz elden hemen. Çünkü 5-6 saniye temas etmesi lazım. Bak şu hareket çok önemli. Bu şu anda elimdeki virüs ve bakteri %99 öldürdü. Çok güvenli bir yol. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarının önlem amaçlı dezenfekte edildiğini duyurdu.